Selam. Bugün programsız, ayrıklısı bir bölümle birlikteyiz. Nevdi belirsiz. Shadows Podcast, GS Film Festival'e medya sponsor olmayı kabul etti. Yanımda Deniz ve Berfin var. Festivali konuşacağız bugün beraber. Ee, öncelikle bir selam verelim. Festivalin ismini söyle istersen. Galatasaray Üniversitesi Film Festivali. Orijinal bir ismimiz var. Yani zor oluyor isim bulmak. Biz de o yüzden Galatasaray Üniversitesi Film Festivali'nden devam ettik. Çok yaratıcı olmasa da içimize sindi diye düşünüyorum. Yok zaten böyle oluyor normalde kan Film Festivali, İstanbul Film Festivali. Bu da böyle Yarışıyoruz oldu. Yarışıyoruz diye yorumluyorum o zaman. Evet evet sorma. Ödül, ee, Ödül. ne? Efendim? Ödül ne? Öneminiz ödül var altın aslan, ne olsun. <laughs> Festivalimizde ödül yok, yarışma yok. Ee, ana seçkimiz de Harun Farki filmlerinden oluşuyor. Harun Farki podcastlerimizde ve e, film tartışmalarında sıkça bahsettiğimiz bir yönetmen. Kendisi Alman bir belgesel sanatçısı. Yönetmen dendiğinde kendine kızıyor. Ben yönetmen değilim diyor. Ee, çok farklı işleri var. Enstitüasyon'dan e, başka işlere kadar. E, o yüzden sanatçı ya. diye... Film materyali salonunda yazdığı kitaplar ve başka... Evet bir yer, evet kendi filmleri üzerine kendi yazdığı yazılarla biraz kuramcı gibi de davranıyor. Filmleri de zaten akademik... Davranmıyor. Filmler kuramcı diyebiliriz. Ha, denebilir bilmiyorum şimdi iddialı konuşmak istemedim sadece. Ee, Harun Farki seçkisinden göstereceğimiz filmlerse ise... ...Workers Leaving the Factory, Prison Image, Images of the World and the Inscription of War... E, ...ve Söndürülemez Yangın ve en popüler filmi Videograms of a Revolution'ı göstereceğiz... Bu beş filmle amacımız e, Harun Farik'in sinemasına bir e, bakış atabilmek ve ardından da Deniz Thornton ve Esen Tan'la yapacağımız de onun sineması, belgesel sinemanın doğası, e, politik tarafı üzerine e, bir sohbet gerçekleştirmeyi istiyoruz. E, bu şekilde ana seçkimizi açıkta, açıkladıktan sonra Harun Farik'in e, kendisine çokça örnek aldı ve sevdiğini bildiğimiz Jean-Luc Godard'ın e, Bahar'a da uygun olduğunu düşündüğümüz için birazcık daha festivalin ana seçkisinden tematik olarak ayrılan e, Pierre Lefou'yu seçtik. Onunla da 12 Mayıs'ta festivalimize başlayacağız. Fransız Tension'de Pierre ile alakalı da sözü denize bırakıyorum şimdilik. Ya, e, aslında çok o kadar da ayrıksız değil. Pierre Lefou filminde de e, Godard Faruk'un konu edinmeyi sevdiği bu gerçeklik ve e, o dördüncü duvarın yıkılması, seyircinin manipülasyonu ve seyirciye karşı tetikleme, harekete geçirme açısından Godard'ın en iyi filmlerinden biri. Benim de açıkçası en sevdiğim Godard filmi. Ee, yani bu filmde biraz hem açılışta seyirci seyirciye güzel vakit geçirmek ve hani biraz... Cici görünmek. Evet, biraz cici görünmek. Biraz, e, herhangi bir Faruk filmini gösterip, ''Aa biz ne izlemeye geldik olmasınlar?'' <laughs> evet çünkü Harun Faruk'un filmlerinde biraz böyle şey e, tırnak içinde sert sinefil. <laughs> <laughs> evet, ...görünen filmler olduğu için... ...başlangıcı birazcık daha... ...popüler bir film yapmak. Evet, evet. Yani belki de seçkimizdeki en popüler film... ...Pierre Evet. Ama yani sinemada izleyeceğiz. Fransa Üniversitesi'ni izleyeceğiz... ...ve ben sinemada izlememiştim bu filmi. O yüzden çok mutluyum. Yok güzel olacak. Gerçekten bir Mayıs günü... ...Pierre izlemek... ...çekici. En azından bana öyle geliyor. Umarım katılacak insanlara da öyle gelir. E, ardından da... E, ...son gün Aynalı Geçit'te. Son gün de 14 Mayıs oluyor. Saat 6'da... E, Christian Petzold'un The State I Am'ı filmini göstereceğiz. Kendisi Harun Farkin öğrencilerinden bir tanesi ve The State I Am'in senaryosunda beraber yazıyorlar. Evet, beraber senaryos. ee, bu konuda da konuşmak üzere. Berfin'e bırakıyorum topu. Ya The State I Am'ini ben zaten Deniz'in tavsiyesiyle izlemiştim. Seçkiye koymak için Christian Petzold'u zaten belki Transit ya da Barbara Undine ile daha <laughs> popüler olarak bir tanınıyordur kendisinin yine en başarılı filmlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Hem konusu hem de ya benim e, en sevdiğim film mi? Benim için de öyle. Hem yanlış hatırlamıyorsam 13-14 yaşındaki bir kız çocuğunun gözünden izliyoruz evet, evet. zaten filmi ve hani bu da benim daha çok bağ kurabilmemi sağlamıştı. Güzel bir kapanış olacağını düşünüyorum. Hem de yine e, tatlı bir kapanış olacağını düşünüyorum. Ya e, Fark sinemasıyla zaten farkinin senaryodaki etkisiyle benzerlikler görebiliriz ya. Barbara'nın senaryosunda da Faruk'u var ama bu e, o Faruk'u etkisini daha çok görebildiğimiz bir film The State of hı hı. Ve yani filmin yansıtılışı ve e, mizansenlerin kurulumu olarak da ben bu podcast'ta daha önceden de bahsetmiştim. Christian Pestolt'un ilk önemli filmlerini ben daha çok seviyorum. <laughs> Klasik bir değiş vardır zaten. Bundan da sık sık bahsediyoruz. Ozan, Ozan açısından da böyle konuşmuştuk. E, en sevdiğim filmi ve yani Faruk ile bağlarını net olarak görebilmek için iyi bir iyi bir açılış olduğunu düşünüyorum ben de. Bunun dışında festivalimizin ana odak noktası belgesel sinemanın doğası ve daha konvansiyonel, ol, olmayan tarafı olduğu için e, Sansule'yi koymak istedik bir de. Ekstra bir film daha olsun istedik. E, i̇lla Faruk üzerinden gitmeyelim dedik. E, Chris Martin'ın Sansule'yi de festivalimizde bulabilirsiniz. O da üçümüzün de sevdiği filmlerden zaten kült olmuş bir film üzerine yani ne bir söylense. Ben şundan bir de lafı Berfin'e bırakayım ben bol bol övücü... Reklam yapayım mı? E, Noar Fanzin 11'de <laughs> Deniz'in e, Chris Marker'dan e, John Wilson'dan Rastgele imajlar yazısında Sansore ile alakalı Deniz'in düşüncelerini de bulabilirsiniz. Ya da festivalle yakalayın Deniz'i sorun. Evet. Bu arada İkisini... bunu söyleyelim yakalayın sorun. Biz bu festivalin aslında ana motivasyonlarımızdan biri tanışmak, sohbet etmek <laughs> ve e, belli bir seçki etrafındaki genel olarak şu an belgesel sinemayla alakalı güzel şeyler yapılıyor ama Faruk ile alakalı Türkiye'de sanırım yapılan. Sadece 2010'da Ankara'da yapılmış. o evet. Hatta kendisi de gelmiş. Sonrasında vefat etti. Ee, evet festivalde sadece filmleri izleyip geçmek istemiyoruz. Yani amacımız e... tartışma ortamı yaratmak, sohbet etmek ve evet. tanışmak. Yani gördüğünüz yerlerde çekinmeden lütfen yapayım. çekinmeyin evet. evet. Bir de benim mesela en mutlu eden şeylerden biri çok sevdiğim filmleri sinemada izleyebilme şansını elde etmek olacak. Yani mesela söyleyi repliklerini replik de değil de hani o sözleri mesela kafamda çınlasın istiyorum ama hani bir bilgisayar ekranından izlemektense Hı -hı. bir büyük perdede izlemek benim için şu an çok heyecan verici olacak. Kendimize festival düzenlemişiz gibi oldu. Evet biraz böyle deyince <laughs> kendi, <laughs> e, izlemek istediğiniz filmleri koymuşuz gibi oldu ama fakat ana bir seçkimiz var. Sonuçta onunla bağlantılı yani. Sansole de bence Faruk'tan e, çok kopan bir film değil. Ben ya yani Farkı'nın bunun hakkında ne, ne düşündüğünü bilmiyorum ama sevdiğine eminim. <laughs> Evet, e, festivalde gösterecek filmler ve seçki genel olarak böyle. Festival 12 Mayıs günü başlayacak, 14 Mayıs günü bitecek. Mekanları, Galatasaray Üniversitesi, Aynalı Geçit, e, Fransız Kültür Merkezi ve Ziba olarak gerçekleşecek. E, festivalimizde Pierre Lefou'nun çantasını, e, The State Amy'nin bez çantasını ve film festivali yazan bez çantalarını bulabilirsiniz. Bu bez çantalarında gelirlerinin e, yarısı Hande Kader bursuna Gidecek, bunu da bu şekilde buradan belirtelim. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Festivalde görüşmek üzere. Evet, görüşmek evet. üzere. Film aralarında tartışmak üzere. Bay bay.